ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Buyurun efendim, İstanbul'dan seyircimiz. Buyurun. Evet, İstanbul'dan. Ben hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Şimdi ben bundan 3 gün önce sabah sahuru yaptım. 5'e evet. kadar yatmadım. 5'te Edirne'ye gitmek zorunda kaldım. Evet. Edirne'ye gittim. Edirne'ye saat 8.30-9 civarı oraya kavuşurken arabadan indim. Benim midem böyle kulandı. Ama orucumu bozmak zorunda kaldım. Yani bir şeyler yemek zorunda kaldım. Başım döndü falan. Şimdi bu 61 gün kefaret mi tutacağım yoksa nedir? Geçmiş olsun, gününe gün tutacak. Yanlışlıkla değil o zaman. Yani yol şeyinden olsun. Yani bakın, kefaret olması için başladığımız bir orucu kasten bozmamız lazım. Beyefendi, bir sıkıntı var, bir rahatsızlık var. Ondan dolayı orucu bozmak mecburiyetinde kalıyor. Kefaret değil, gününe gün. Hem aynı zamanda seferi olmuyor mu hocam? Aynı İstanbul'dan Edirne'ye gidiyor. O da ayrı mesele tabii. O, hem seferilik de var da. Ayrıca da başladığı orucu bozdu. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Yankı yapıyor şu anda. Hattan alabiliriz evet. izleyicimiz televizyondan takip etsin. Peki evet. seferilik durumunda hocam tutmayabilir miyiz? Tutmayabilir. Diyelim ki ben şimdi bugün İstanbul'dayım. Yarın Konya'da olacağım. Oradan işte Yozgat'a geçeceğim. İşte oradan tekrar İstanbul'a geleceğim. Ola ki yani sahur yapamam filan düşünceler. Ya hulasa dinimiz izin veriyor. Sen tutmayabilin diyor. Ama tutarsan daha iyi. Tutmayabilin. Dinimiz ruhsat veriyor yani. Bu konuda ruhsat var. Ruhsat veriyor, evet. Seferilikte böyle bir ruhsat var. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Benim sorum şu şekilde olacaktı. Sahurumuzu yaptık diyelim. Ama ezan vaktine kadar daha var. Niyetlendikten sonra ezana kadar bir şey yiyip içebilir miyiz hocam? Teşekkür efendim, ederim. Hayırlı Ramazanlar. Efendim, oruç ne zaman başlar? İmsak ile başlar. Yani ne zaman niyetlenirsek niyetlenelim. Sahur yaptık, aradan şu kadar saat geçti. Hulasa orucumuz imsak ile başlar. İmsak dakikası ile ülkemizde imsak dakikası ezanla ilan ediliyor. Ezan başlar başlamaz artık yemeği içmeyi bitirmemiz lazım. Yani ezan bitinceye kadar da hakkım var diye bir görüş var, o da yanlış ya. Hocam ezan 10 dakika sürdü, 15 dakika sürdü. Ne olacak? Devam edelim. Öyle bir şey yok yani. Evet. Zaten bir yemek süresi hani 10-15 dakikada yiyebilir insan. Ezan bitene kadar. Demek ki ezan başlar başlamaz iş bitti. Dakika geldi mi tamam. Evet. Peki. Bir video daha girelim. Hemen arkasından Kur'an-ı Kerim hediyemiz için 3 şehri paylaşalım. Selamünaleyküm. Ben orucumu tutamıyorum. Ben şeker hastasıyım, gelinim kronik hastası, ben fidyemi gelinime verebilir miyim? Verebilir, gelinine verebilir. Mahsurlu değil, verebilir. Doğru. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.